Allah'ım 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 Allah'ım, nedir bu? Nedir bu Yunus'tan çektiğim benim ya Rabbim? Evet, Osa Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberiniz başladı. Sabah program yapmıştık biliyorsunuz. Sabah akşam ben varım burada. Tabii bir konuğum var, o yüzden girdik buraya. Pelin hoş geldin ya. Hoş bulduk. Biraz daha yaklaşır mısın mikrofona, ya da mikrofonu yaklaştır. Evet, 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 hiç çekinme, hiç tamam çekinme. Tamam mı? Tamam, tamam mı, devam mı? Devam. Tamam, okey. Devam ediyoruz. Pelin Suder konuğum bugün. Pelin'cim, kendinden biraz bahseder misin? Kendimden bahsedeyim. 26 yaşındayım. Evet. Mısır asıllıyım. Mısır asıllısın. Evet. Abi çikolata gibi rengim var. Çok güzel evet. Ya. Çok güzel bir rengim var. Gerçekten ederim. Çok güzel. Evet. Babam Mardinli, annem Mısırlı, Arap asıllıyız. Sinemaya şöyle böyle bir kıyıdan köşeden bir giriş yapmaya çalıştım. Eğitim aldım mı? Eğitim aldım. New York Akademi mezunuyum. Güzel. Hiç heyecanlanma. Relax ol ya. Tabii ilk canlı yayın. Heyecanlı relax biraz. Ol. Relax ol. Relax ol. Hiç. Evet arkadaşlar, radyofd.com üzerinden sağ taraftan mesajlarınızı gönderebilir. 0212 240 7090'dan canlı yayına katılabilir. Twitter'dan radyofd, Facebook'tan radyofd'den bize ulaşabilirsiniz. Tatlı bir kız var karşımda, Pelin Sude. Der. Suder mi? Evet. Sude, bir şeyle karıştırdım ben. Yüzü Suder. Suder. Evet. Pelin Suder. Evet Uza, birliklerimiz devam etsin. Bir parça girelim. Pelin'i de ben programı ısıtayım. Çünkü biraz yabancı kaldı. Yani onu ben biraz ısıtayım. Bir şarkı göndereyim. Hemen arkasından biz buradayız. Ajda Pekkan. Arada sırada. Hep buralardayız. Hadi bakalım. Evet dostlar, birliklerimiz devam ediyor. Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberimiz devam ediyor. Karşımda Pelin Suder var. Ve bir canlı yayın telefonumuz var. Hemen onu alalım Pelinciğim. Alo. Alo. Evet, hattan düşmüş herhalde gördüğün gibi. Evet. Yani ben anlamadım bu adamdan bir şey. Hattaki kişiyi tanıyoruz aslında. Bütün radyo tanıyor artık. Ha, sürekli evet. Bağlanıyor galiba. Devamlı, devamlı. Abi 24 saat bir radyo aranır mı? Aranır işte. Evet Suder, Pelin Suder. Hı. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Bir şey anlatıyorduk ama biz. Ne anlatıyorduk? İşte eğitim durumundan, eğitim durumundan bahsediyorduk. Baştan mı alayım? Evet, baştan alalım. Çocukken ne yapardın? Çocukken çok güzel şeyler yapardım. Ben şaka yaptım gerçekten. Biliyorum. Evet, bu sinema filmi var yakında. Start vereceksiniz. Hangi sinema filmi bu? Ürperti. Korku filmi. Rolün ne oluyor orada? Rolüm ne? Anneyi oynuyorum. Bu yaşlı anne mi oynayacaksın? Evet, genç anne. Genç anne. Evet. Kaç tane çocuğun var? İki tane. İki tane. Kaç yaşında? Küçük. Ne kadar küçük? Çok küçük, 7-8 yaşlarında. Allah'ım Allah'ım. Ya genç yaşta anne olmak evet. Gerçekten çok zor. Bayağı zor. Ben kendisi. Bir de evet. Çocuğun ruhuna kötü ruhlar gelince daha da bir zor oluyor filmde. Ya korku filmi gerçekten çok evet. Büyük bir şey ya, sanat ya. Gerçekten çok zor. Peki kim var başka? Kim var? Sibel Gökçe var. Oo, Sibel evet. Gökçe. Levent Akçay var. Levent Akçay çok evet. Güzel. Serkan Üşenti var. Yapımcı? Özlem Yücel var. Serkan Teşer Kutlubay. Kutlubay film evet, çekiyor. Evet, çok hı-hı. İyi. Serkan Tocay'la... Arkanda sağlam bir ekip var, onu söyleyebilirim evet. Yani. Arkanda sağlam bir ekip var. Serkan Bey bunu çekiyorsa tamam, iş bitmiştir yani, iş bitmiştir harbiden. Serkan Bey daha önce hani çok fazla korku filmi çekmiş. Sürekli korku filmlerine yoğunlaşmış. Ama Ekim ayında bir komediye geçiş yapacağız. Ben zaten 5 yıllık sözleşme imzaladım. 6 filmlik bir sözleşme. Bu Bodrum filminde sen de mi oynayacaksın? Evet, Abazalar Bodrum'da. Neyler? Abazalar. Abazalar Bodrum'da. Evet.
Bu şeyin ismi Ürperti'ydi değil mi? Korku filminden sonra Abazalar Bodrum'da. Aynen. Bodrum'a gideceğiz. Ve sen demin konuşurken bir şeyler diyordun. Benim bu yasağım var, benim bu yasağım var ve Abazalar Bodrum'da oynayacaksın. Ama şimdi onda yok hani. Ne yok? Ne yok onda? O yasaklar. Yasaklar yok. Evet. Senin nedir mesela oyuncu? Türkan Şoray kanunlarım var birinde. Türkan Şoray gibi. Sinemamızın sultanı. Yani hiçbir erotik sahneye falan girmezsin. Yani düşünmüyorum. Kabul etmem. Anladım. Evet. Ya öyle bir rol gerekirse? Ne oynama. Ama dizi teklifi gelecek, sinema teklifi gelecek. Şu an çok fazla teklif geliyor zaten. Dizi, sinema. Ya böyle bir fizik, böyle bir güzellik olduktan sonra tabii ki. Teşekkür ederim. Çok güzel yani. Değerlendiriyoruz. Hani uygun olan senaryoları değerlendirmeye çalışıyoruz şu an. Bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. Güzel, kısmetlisin yani. Evet. Böyle bir adamla çalışıyorsun Serkan. Evet, şu an çok kısmetliyim. Serkan Hoca ile çalışmak, evet. Evet, hocamız burada, görünmüyor ama burada evet. Yani. Bak, bizime bakıyor şu an. Arkadan bizi var ya, neler yapıyor yani. Neler yapıyor neler. Çok kötü bakıyor bize. Evet. Sana nereden ulaşabilir millet bu arada? Yani hayranları sana nereden ulaşabilir? Benim hayran sayfam açıldı zaten. Facebook'ta. Ulaşıyorlar. Facebook, Twitter var. Facebook'ta Pelin Süder. Pelin Süder, evet. Twitter, Pelin Süder. Twitter'da var, evet. Pelin Süder. O da güzelmiş. Ulaşıyorlar zaten şu an. Bayağı yavaş yavaş olumlu tabii. Olumlu evet, yavaş yavaş. Aynen. Güzel. İnşallah daha iyi olacak yani. Daha İnşallah. İyi olacak. O zaman bizi unutacaksın. Zaten yarın bir gün yani bir iki sene sonra ben belki radyoda olursam o da olmaz %90. Çünkü ben radyoyu 2003'te bıraktım. Oo. Tabii 2003'ten beri yapmıyorum bu radyoyu. Ama işte bu sene FD Medya'da çalıştığımız için dedik ki yapalım böyle bir şey. Ve yapıyoruz. Siz devam edin, ben gelirim 2 sene sonra yine. Tamam. Ama o zaman sen gelmeyeceksin işte. Niye gelmeyeceğim? Burnun havaya kalkacak. Olur mu ya? Kalkacak. Yok, kalkmaz. Kalkacak. Ben biliyorum. Öyle mi oluyor? Ben biliyorum. Sanatçıların içinde olan bir adam bunu söylüyorsa tamam, sorun yok. Benim yani. Kalkmaz ya. Diyorsun. Evet. Diyorsun. Bak diyorum. Bu kayıtları sana izletirim. Tamam. Kayıt alıyor zaten. Şu an kayıt alıyor. Şimdi bu benim ilk canlı radyo programım. Var mı heyecan şimdi? Şimdi heyecan yani mı? Yani şu an tabii rahatladım. O yüzden benim için çok önemli bir program. Hani yıllar sonra da benim için çok önemli olacaktır bu ilk olduğu için. O yüzden unutmayacağım. Sesinin güzel olduğunu söylüyorlar. Bir ufak bir bukle bir şey alabilir miyim? Onu kim söyledi? Ne bileyim, bir yerlerden dedikodu geliyor bana. Ya devamlı dedikodu yapıyorlar ya. O dedikodular bizi bitirdi zaten. Kahriyarın şehrinden. Sabahdan beri sabah programında ben bunu yaptım. Kahriyarın şehrinden size selam, size selam getirmişim. Gayet güzel. Evet. Ben şimdi heyecanlıyım ama söyleyemem ki. Ufak bir şey ya. Bık da ya. Ben varım. Bak karşında kimse yok. Başka kimse yok. Ve başka kimse dinlemiyor. Öyle yani. Ama dinliyor. Dinlemiyorlar ya. Ben öyle diyorsam beni dinlemiyor. Kandırıyorsunuz. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Heyecanlar sesim kısılıyor. Bırak bu işleri ya, bırak, çok güzel sesin var, ses tonu falan iyi. Hocayı görüyorsun karşında. Hoca kaçtı. Kaçar tabii yani. Bilerek heyecanlanıyorsun yaptı. Çünkü evet. Heyecanlanıyorsun. O şimdi içeride izleyecek seni. Aynen, izler o. İzleyecek şimdi seni. Neyse, bir şarkı arası verelim. Tamam. Hemen ardından birlikteliğimiz devam etsin. Bir Lolita diyelim mi? 35'lik Lolita. Diyelim. Güzel. Berkay. Evet. Güzel bir çalışma. Hadi çok bakalım. Güzel. Ardından hemen buradayız. Radyo FD. Evet dostlar, birliklerimiz devam ediyor. Radyo FD'de Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 17.32 olmuş. Allah'ım ne çabuk zaman geçiyor ya Rabbim. Su gibi ya. Aynı. Pelin gibi. Su gibi. Suyu görüyorum ya karşıda. O yüzden su diyorum valla. Pelin. Efendim. Bak karşında hemen bir hayranı çıktı. Evet, hayrana bak ya Rabbim. Meşgul çalıyor. Çok ya, meşgul bir hayran. Ya çok meşgul, evet. Demin bağlanalım dedi. Evet. Şimdi bağlanmadı. Çok da ısrarla bağlanmak istedi. Evet, öyle bir şey. Çok kötü. Evet.
İsim neydi? Yunus. Yunus Bey, çok ısrarla bağlanmak istediğiniz zaman Bey? Meşgulsünüz. Küçük mü? Çok küçük. Çok mu küçük? Hadi evet. Tamam, Bey diyelim biz ona o zaman. 17 var galiba. 16 işte, 17. Bey olmuş artık. Bey oldu canım. Evet dostlar, bilgilerimiz devam ediyor. RadyoFD.com üzerinden mesajlardan bize soru sorabilirsiniz. Pelin'e. Artı nereden? 0212 240 7090'dan canlı yayın telefonlarına bağlanabilirsiniz. FD ya da Radyo FD Twitter ya da Facebook adresinden bize soru sorabilirsiniz. Bu arada nasıl görünüyoruz bilmiyoruz ama nasıl evet. görünüyoruz? Acaba bir sormak lazım. Bilmiyorum. Ve Yunus bizim mesaj hattına başka bir şey yazmış. O aklımı karıştırdı zaten. Eyvah, ne yazmış? Deniz ve Demet ve Deniz nerede yazmış? Ulan bu kadın hastası bu ya. Yemin ederim ya. Bak burada bizim şeyler var, programcılar var, geçiyorlar. Evet. Slide olarak Demet ve Deniz var orada. Onları soruyor. Onları soruyor. Çünkü onların yayın saati şu saat. Ha. Evet, biz aldık, sen varsın diye. Biz aldık, çaldık. Evet, Pelin'cim, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Filmden bahsediyorduk. Evet, filmden bahsediyorduk. Peki gelecekteki projeler filmden sonra ne olabilir? Ne teklifler olabilir? Teklifler geliyor. Evet, dizi teklifi geldi. 3-4 tane var şu an. Aralarından birini seçeceğiz. Ne tür filmler, diziler mesela? Yani dram mı yoksa komedi yani mi? Yani dram da var, komedi de var. Peki. Siyasi var. Siyasi var dizi. Hiç onları şu an çok fazla hani söyleyemiyorum. Evet evet. Görüşmeler devam ediyor tabii, şu an. Tabii tam proje belli olmadan tabii. Hiçbir şey söylenmiyor. Evet. Doğru. Bizim işte 6 tane filmimiz var. Şu an çok yakın zamanda hani çekeceğimiz Ülperti var bayramdan sonra. Zaten start başladık çekimlerine de. Bayramdan sonra devam edeceğiz. Ne zaman girecek gösterime? 5 Ekim'de. 5 Ekim. Yani Kışa başlarken. Bir de Tamaya var. Tamaya var. Tamaya İfrit biri çekildi. Vizyona girecek. O da mı bir seri böyle? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ikisini çekeceğiz biz şimdi. İkiyi çekeceğiz. Üçü oradaki var. Rolün belli mi? Oradaki rolüm belli. Çok güzel bir rolüm. Yaşayan bir ölü müsün? Nasılsın yani orada? Evet. Onun gibi bir şey. Cin misin? Ona benzer. Üç harfli mi? Böyle üç harfli mi? Gibi. Ona benzer. Evet, onun gibi. Yapımcımız ne derse artık. Yapımcımız ne derse onu oynayacağız. Aynen öyle. Ya derse bağladı, senin o yasak olan şeylerinden isterse. Bağladı bizi artık. Onları isteyemez. Niye isteyemezsin? Sözleşme var. Kapı gibi sözleşmesi var adamın. O sözleşmenin üzerinde hiçbir şey yazmıyor mu? Yazmıyor. Sen neye imza attığını biliyor musun? Biliyorum. Biz konuştuk yani. Kaç madde vardı o sözleşmede? 6 madde var. Ne var mesela? Senin bu yasakların var mı? Yasaklarım yok ama onları hani karşılıklı görüşüp, konuşup, anlaşarak hani kabul ediyorum ben rolü. Gelen hani rolü. Öyle bir şey hani olduğu zaman karşılıklı anlaşarak. Saçlarını sarıya boyar mısın sen? Hayır. İlerleyen zamanda? Hayır, bana yakışmıyor. Böyle mi kalacaksın sen? Evet. Çikolata, tamamen çikolata. Evet, tamamen ya. Çikolata. Hep böyleydim, böyle kalacağım. Yakışıyor da gerçekten, çikolata. Yakışıyor. Güzel yani. Evet dostlar, Pınar Sudere sorularınız varsa Pelin bize... Süder. Ama bir türlü ezberleyemediniz. Pınar mı dedim ben Pınar şimdi? Pınar dedin. Ablamın adı Pınar. Öyle mi? Ablamın da reklamını yaptı. Pınar'a da selamlar olsun buradan. Pınar'cığım selamlar. Bizi izlemiyorsa. İzlemiyor da yüzü olsa. Bilmiyorum, çalışıyor şu an. Yani. Ya internet yok mu elinin altında ya da iPhone yani. Cihazı yok mu? iPhone'dan izleyebiliyor. Var. Android evet. Telefondan izleyebiliyorlar bizi. Evet. Dinleyebiliyorlar. Çok yani, rahat. Biliyor, izleyebilir. Şu an izliyor olabilir. Yayın kaydını zaten götürünce. Evet. O da diyecek ya, izlemiş olacak yani en azından. Yani evet. İyi, güzel. Evet, aklıma soru da gelmiyor biliyor musun? Yani üst üste geçiyoruz. Yavaş ben sorayım. Sen kendine mi soracaksın? Size sorayım. Bana ne soracaksın? Sor bakayım. Ne sorayım? Ne soracaksın? Bu programcılık nasıl gidiyor? Yayın hayatına ne zaman başladın? Yayın hayatına 1997 yılında başladım Beykoz'da. Hmm. Ya. Güzel. Ya konuk ben miyim sen mi ya? Sensin.
Programı alıyorum Pelin, senden. Görüyor musun? Bak Pelin'e bakın, bakın. İlk başladığında ne oldu? Heyecan, çok heyecanlanıyorum ya. Ay çok heyecanlanıyorum ya ya. Ben bu işi yapamayacağım, kıvıramayacağım. Diyen kız şimdi de programa sahip çıktı ya. Ama burası o kadar böyle hani atmosferi o kadar rahat ki sizin öyle güzel bir ışığınız var ki işte. Ondan. Ondan kaynaklanmıyor. Ben şimdi o kadar benim rahatlattınız beni. Sana geliyor. Tamam işte. Öyle. Gerçekten yani, rahatladım yani. Şimdi rahat canlı yayın olduğu için insan ister istemez bir sıkıntıya giriyor. Sorun yok. No problem. No problem. Rahatsız şu an. Rahat, rahat. Relax. Relax. Evet. Reyhan demiş ki güzeller güzeli Pelin'e sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Bak bir tane bayan arkadaşım bunu söylemiş yani. Ben de sevgilerimi yolluyorum. Çok öpüyorum onu. Vay Reyhan hadi bakalım öpücüğü de aldın. Evet o zaman 0212-240-70-90 240-70-90 o kulaklığı oradan çıkarmaman lazım canım benim. Düştü ama. Düştü mü? Evet. Aa, o kadar mı ufacık kafam var senin? Evet çok küçük kafam. Sen kaç bedensin? 36. 36 sıfır değilsin ya. Yani. Hayır değilim. Gülşen olamadın yani. Yok. Bir Gülşen olamadınız ya. Ya olmak istemiyorum ama sıfır beden. Abi Gülşen de ne güzel ama fizik var. Ama o Gülşen de ya. Güzel duruyor. Biz de öyle duracağı. Allah malum. Allah. Evet. Gülşen ona gerçekten yetişiyor. Çok güzel ya. Gülşen dedim de hemen Gülşen seviyoruz. Geldi aklıma. Evet çok seviyorum kendisini. Hangi şarkısını çalalım Gülşen'in? Aa, Kardan Adam çok güzel son şarkısı. Oo, herkes bunu istiyor evet, bu aralar ya. En güzel şarkılarından biri. Bütün şarkıları güzel ama. Evet. Bir benim... tane telefon çalıyor ya. Alalım şunu. Alo. Alo. Allah'ım şükür kavuşturana. Alo Yunus ne haber nasılsın? İyiyim kanka senden ne haber? Kanka mı? Bana kanka deme oğlum ya. Evet karşında. Pelin karşında bak. Pelin abi nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Naber? İyi senden. Canlı yayında mıyız? Evet canlı yayındayız. Yok yavrum bant çekiyoruz bant. Canlı yayındasın tabii Yunus. Yusuf abi. Evet annem. Doğru konuşsana. Nereye konuşayım? Silivri'ye gir misin benim için Silivri'ye? Silivri mi? Ya Silivri'yi niye soktun araya? Ben onu anlamadım ya. Evet arkadaşlar biriktirmiş abidir. Yunus'u hattan aldım. Yunus'u öpüyorum buradan. Öpüyor musun? Evet. Tamam başına bela aldım. Sevgilerimi yolluyorum. Vallahi başına bela aldım. Bak, kardeşimiz o bizim. Yunus Topal'ı senin hesabında 150 kere göreceksin. Bak başına bela aldım. Valla. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama bizi mahvetti. Hayatımdan bezdim. Ne yani, kadar mı ya? Abi göreceksin. Sen neydi ismin? Yaz Facebook'taki ismini söyle bakayım. Söyle. Pelin Sudar. Pelin Sudar yazacaksın Yunus tamam mı? Taciz et abi. Allah. Yandık. Sen bittin abi. Bittim ben. Vallahi bittin. Bak oyuncu olmadan kendini köprüden aşağı aynen, atarsın. Yapımcı da ondan sonra ağlayacak peşinden. Ulan 6 tane film yapacaktık. Bunun bir tanesini çekmeden gittik kız. Evet. Ondan sonra kim ödeyecek o parayı? Sözleşme pes parasını. Bilmiyorum ben ölünce herhalde ödenmeyecek o para. Hani o kaç para oluyor bu arada? Sözleşmede böyle gecikme şeyi falan oluyor ya. Fesetme. 250 bin lira. Evet. Azmış ya. Az mı? Verirsin bana değil mi? Banka kredisi yani. Gibi. Az evet. Annem az. Çok az. Az ya. Bayağı az. Az. Bu arada biz Gülşen'den bahsediyorduk ya. Evet, Kardan Adam. Kardan Adam mı yoksa Aşk Cinayet Sever mi? Böyle bir şarkısı var onun biliyor musun? Seyre Dursun Aşk var, Aşk Cinayet Sever. Bak neymiş o şarkının ismi bir dakika. Aşk Cinayet Sever. O da güzel. Güzel bir şarkı. Evet, bütün şarkıları güzel Gülşen'in. Geçen işte Reyhan istedi benden bu şarkıyı. Dedim bu ne kadar bir cinayet seven bir adam. Ya Reyhan dedim ne kadar acayip bir kızsın sen dedim ya. Bak alfamda başladı şimdi. Evet. Evet dostlar 0212-240-70-90 Pelin Sudar karşımda Türkiye'nin en güzel oyuncu adaylarından bir tanesi ve model eski modellerimizden bir tanesi. Çikolata bir kızımız. Gerçekten güzel bir kızımız. Teşekkür ederim. Hadi. Ay 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 ay.
Ya bu gir kanımanın gir kanımanın bak böyle dil dolanır işte. Gir kanımanın gir kanımanın başı abi bir çalmasın ya. Gözünü seveyim ya. Evet Osa, birlikteliğimiz devam ediyor. Radyo FD'de Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Karşımda Pelin Süder. Devam ediyor sohbetimize. Bayağı iddialı girdiğini belirttin sen oyunculuğa. Evet. Mesela aksiyon sahnelerinde bir numara olacağını söylemişsin. Evet doğru. Tamaya 2'de. Şu an ben uzak doğu dövüş teknikleri dersleri alıyorum. Yani Türkiye'de nasıl söyleyeyim, hani aksiyon filmlerinde oynayacak çok fazla oyuncu hani görmedim ben. Oynayan da çok fazla görmedim. Biz hani o boşluğu dolduracağız. Ben dolduracağım. Dublörsüz galiba. Dublörsüz evet. Yani soft şekilde oynayacaksın. Evet. Yani Milajovic gibi. Milajovic. Heyecandan karıştırdım. Evet. Milajovic kızma bize. Kim o? O kimdi ya bu arada? Aa, nasıl tanımazsınız? Çok mu büyük? Evet. Ne kadar büyük? Kendisi çok büyük bir star. Ne kadar büyük? Aksiyon filmlerinin. Nerede? Türkiye'de mi? Türkiye'de değil. Ha, ben Türkiye'dekilerden bahsediyorsun sandım. Ben de diyorum bu kim diyorum ya. Milajovic. Sarışın mı bu kız? Sarışın evet. Polis Akademisi'nde oynadı mı bu kız? Oynadı herhalde. Çok yerde oynuyor. Biraz... Genelde aksiyon filmlerinde oynuyor. Ben onu bir yerden hatırlıyorum o ismi de. Mutlaka. Ama hangi filmden hatırlıyorum acaba? Üç film birden hesabı mı hatırlıyor? Nerede? Resident Evil. Evet. Evet doğru orada oynuyordu. Evet. Ya ben onu üç film birden filmler vardı ya sinemalar. Oradan hatırlıyorum o birinci filmlerde var. Birinci filmde macera filmi geliyor. İkinciye karate. Üçüncü malum. Evet Pelin'cim. Sen şimdi başta rahatlattın, şimdi dilimi dolandırıyorsun. Nasıl yapacağız böyle? Yok donanmasın ya, donanmasın. Ne olacak ya? Muhabbet ediyoruz. Benim Türkçem de bozuk tabii biraz. Hep Arapça konuştuğum için. Ha evet anne. Tabii anne Mısırlı. Ben. Arapça mı konuşuyor anne? Konuşuyorduk küçükken. Hani ben hep öyle büyüdüm. Türkçem sonradan düzeldiği için biraz sıkıntı yaşıyorum. Anladım. Tabii bu kadar düzelttim. Yine iyi. Babanın Türkçesi nasıl? Babamın da iyiydi. Ama küçükken hani biz hep Arapçayla, anneannem büyüttü beni. Anneannem Türkçe bilmiyordu. Nerede? Mardin'de mi? Mardin'de. Mısır'dan geldi anneannem, gelmiş. Evet. Kaybettik tabii anneannemi. Ne derler? Şu an ağzım yani gelmiyor. Ağzıma gelmiyor. Nur içinde yatsın. Nur içinde. Toprağı bol olsun, evet. Yani hep Mardin'de yaşadın, İstanbul'da? Yok, ben İstanbul'da yaşadım. Küçükken Mardin'deydim. 6 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul hangi sen? Bakırköy'de büyüdüm. Bakırköy'lüsün sen. Evet, Bakırköy'lüyüm. Ne kadar güzel. Neresinden? Kocatepe mi? Osmaniye, İncirli. Kocatepe, Osmaniye, yani, yan yana yakınlar. İstanbul evet. Caddesi, sahil tarafında oturduk. Ne biz güzel. Öyle çok gezdik galerianın, ya galerianın açıldığı zamanı evet. Biliyor musun? Evet. Kız ben ne yapardık biliyor musun? Bir dakika bak. Çok güzel. Pelin ilk açıldığında biz o zaman 16-17 yaşındayız. Evet. Arabalara atlardık. Orada hani ortada böyle buz pisti vardı ya. Evet. Şu an var mı bilmiyorum. Var, hala duruyor mu? Hı-hı. Abi ne kadar düşersek düşelim her hafta sonu biz orayı gezmeye giderdik ya. Evet biz arabayla. De öyle. Şimdi nerede ya? Şimdi nerede şimdi öyle bir şey? Yok. Yok böyle bir şey. Şimdiki çocuklar hep internette. İnternette iPad'ini açıyorlar. İşte hoplayan zıplayan evet. Oyunlar oynuyorlar. Ben bisiklete binerdim. Aslında oğlu var. Baran diye. Hı-hı. Cumhuriye geldi. Bütün radyoyu birbirine kattı. Yani iPad'i aldı. Oyun oynuyor abi. Fena oyun oynuyor ama. O çok kötü bir alışkanlık evet. Bence. Şimdiki çocuklar evet. Öyle. Bizim çocukluğumuz gibi değil yani. Değil ya. Biz sokaklarda oynuyorduk. Bisiklete biniyorduk. Çivi oynadın mı sen? Bisiklete oynadım. Yağmurdan sonra çivi oynadın mı? Çivi saplattın. Çivi oynamadım hiç. Demek dokuz ki. Taş çok oynardım ben. Dokuz taş. Evet. Senin yaş kaç? 26. Yok çiviye yetişmemişsin sen. Yok yetişemedim. Ben 34. Yok. Çiviyi görmemişsin. Yetişemedim evet. Yakar top? Oynadım çok oynadım. Beyzbol? Oynadım.
Beyzbol daha bu Türkiye'ye daha gelmişti. Yani biz TRT 1'de izliyorduk onları siyah beyazda. Biz sen, oynuyorduk ya. Sen siyah beyaz televizyonu izledin mi hiç? İzlemedim. Bizde yoktu. TRT 1, TRT 2, pazar günleri. Renkliydi ben izlediğim zamanlarda. Kovboy filmleri. Evet, çok güzel. Böyle bir iki tane dizi vardı. Hangisi mesela? TRT 1'de Bizimkiler vardı. Aa, çok severdim. Ya kaç sene gitti ya? Evet. 20 sene gitmişti. 20 sene. Aha. Öyle bir diziden, diziden sana teklif gelse oynar mısın? Bizimkiler gibi bir diziden mi? Uzun soluklu bir diziden ya. Yani. Oynarım. Gerçi şey hani Türkiye'de dizi çalışma şartları çok ağır. Ya 23 saat çekim yapıyorlar. 23 saat evet. 23 yani en az 16-17 saat. Haftada 4 gün çalışıyorlar full. 4 günü 6 gün çalıştıkları oluyor. Benim arkadaşlarım var. 3 gün çalışıyorlar full. Hı-hı. Ve 4 gün yatsalar ne olacak ki? Pert oluyorlar zaten. Tabii canım çok zor. Hani dizi evet geliyor şu an teklifler. Birisini değerlendireceğim ama gerçekten zor şartları. Hani diyorlar ya, ooo paranın anasını ağlatıyorlar ya. Ama hak ediyorlar o parayı. Diyorlar ya. Hak ediyorlar gerçekten de. Onlara bir sorsak acaba şöyle çok bir zor. 48-96 saat üst üste çalışsalar, evet. Hiç uyumadan çalışıyorlar. Çok zor. Yani bir sahneyi çekmek için 5 saat hazırlanıyor. Sanat aşkı işte, oyunculuk aşkı böyle bir şey. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar işte. Bak Meryem Uzerli şeyi bozuldu. Psikolojisi bozuldu. Toz oldu gitti kız. Yani. Ben hak verdim o çok kıza. Çok güçlü olmak gerekiyor. Hani çok sağlam bir irade gerekiyor gerçekten de. Türkiye'de yaşamadığı için kız. Yani alışamadı, kaldıramadı. Ayak uyduramadı evet, yani. Evet. Evet, Bursalı Bursa'dan demiş ki bu şarkı Pelin Hanım'a gelsin demiş. Gülşen, yatacağız kalkacağız. Onu çalmadık da başka bir şarkı çaldık. Aşk Cinayet Sever diye. Gerçekten güzel çok bir güzel şarkı. Çok güzel bir şarkı, evet. Güzel bir şarkı evet, değil mi? Evet, çok. Ve Yunus, kızımız seninle Silivri'ye gelsin. Başka bir firmadan yemek yiyelim, paralar sizden demiş. Aa, paralar sizden demiş. Ben öyle anlamamışım. Oraya gideceğiz, bir de paraları da ödeyeceğiz. Yunus'cum sen gelsen daha iyi olur aslında. Yunus sen gel buraya. Sen gel, paralar da sen ver ama. Güzel bir şarkı dinleyelim mi? Dinleyelim. Ağrın Kolçak, Gir Kanıma. Oo, çok güzel bir şarkı. Çocukluğumun şarkısı. Aa, benim de genç, evet. Gençken. İlk çıktığı zamanları hatırlıyorum, hani küçüktüm ama. Evet. Hadi bakalım. Harun Kolçak, Gir Kanıma. Hemen ardından biz buradayız. Ara ara belki de bulursun. Gündüz gece yalvar yakar olursun. Sen de sıra ne denir ki sana? Geçmişler olsun, geçmişler olsun. Ara ara belki de bulursun. Gündüz gece yalvar yakar olursun. Sen de sıra ne denir ki sana? Geçmişler olsun, geçmişler olsun. Ara ara. Radyo F'de. Oo, girişe bak ya. Evet dostlar, bilgilerimiz devam ediyor. Radyo PDD Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberimiz devam ediyor. Konuğum Pelin Özendi demeyeyim. Pelin Süder. Süder. Bir türlü ezberleyemedim. 5 oldu. Ezberleyeceğim. Bu arada senin Almanya'dan 2 oyuncu getirmişti gibi. Evet, Serkan Hoca. Evet, ondan biraz bahsedelim. Daha önceki hani filmleri için getirtmiş. Amerika'da New York Film Akademisi mezunu Mısır asıllı Türk kızı Pelin Süder'i Türkiye'ye getirmiş. Yani Serkan Bey mi hocam mı getirdi siz buraya? Yok, ben geldim, o beni keşfetti. Nerede buluştunuz? Yani nereden keşfetti sizi? Tesadüf. Bir arkadaşımız tanıştırdı. Aa, çok güzel. Ben küçük bir rol için gitmiştim. Hani küçük bir rol derken tanışmak için. Kendisi beni görünce direkt sözleşmeyi önüme koydu. Beni görünce derken kaptı. Yani etkilendi mi demek istiyorsun? Ya etkilendi derken hani oyuncum olur musun dedi. Süpermiş ya. Ben seni keşfedeceğim dedi. Ben de seni keşfediyorum. Oyuncum olur musun? Olamazsın şu an. 6 senelik bir kere vermişsin imzayı. 5 sene bağladı beni. 5 sene mi? Evet. Senin pilin bitmiş. Yandım ben, yandım.
Yandım. Vallahi pilim bitmiş kızım ya. Bitti vallahi. Yok yok, çok güzel. Çok güzel bir adım atmışsın. Güzel güzel, evet. Çok güzel bir adım atmışsın. Çok güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Yani toplam kaç filmde oynayacaksın? 6. 6 tane filmde, aha, oynayacaksın. Evet. Ya sinemada şöyle bir şey var. Onlar gösterime girdikten sonra meyvelerini öyle güzel toplayacaksın, evet, ki. Evet. Seni ben ileride düşünemiyorum. İnşallah. Ya senin yanına yaklaşamayacağız. Onu da söyleyeyim. Bak bunu 50 kere söylüyorum sana. Yok canım, olur mu öyle şey? Unutacaksın sen bizi. Ben unutmam. İlk canlı yayınım. Unutur muyum hiç? Diyorsun. Sizi unutmam tabii ki de. Yok yok, unutursun ya. Unutmam. Kim bilir nerelere çıkacaklar sen. Diyeceksin küçücük bir radyoya çıktım. Hepsinin yeri ayrı. Diyorsun. Tabii ki de. Ha. Hepsinin heyecanı farklı. Kesinlikle. Evet. Tuğba... İkinciyi takip ediyor musun ya da hiç son albümünü gördün mü, dinledin mi bir yerden? Dinlemişimdir, evet. Bak şu an dinledim. Altta çalan o. Aklın kendine zor yederken bana gelip akıl verme dinledim. Annem. Verme dinledim. Annem. Evet, ilk defa bizde çıktı Tuğba ikinci. Yani bu radyoda çıktı. Ne güzel. Bu albümde. Başka radyolara gitmedi, sadece bizde çıktı. Siz uğur getiriyorsunuz bence. Yok, bana çıkmadı yalnız. Taylan'a çıktı. Taylan Efe'ye. Taylan Efe bu arada Hande Yener'in eski basın danışmanı. Evet Osa, birliklerimiz devam ediyor. Allah'ım bu Reyhan neler yazıyor ya? Patrona sevgiler falan filan. Ne demek ya o? O ne demek ya? Herkes bir şeyler yazıyor. Millet neler yapıyor ya? Bak bak, Twitter'dan bile saldırıyor ya. Yunus. Ne yazıyorlar? Selam Pampa yazıyor. Pampa. Pampa. Böyle bir şey var. Kankanın yerine Pampa. Aynen. Yeni yeni kelimeler. Yeni yeni, evet. Yani bu mesajlaşmalarda kısa yol, evet, falan. Evet, kısa. Sen kısa yazar mısın? Genelde yazmamaya çalışıyorum. Yani düz yazıyorsun. Düz normal yazıyorum. Yazıyorsun. Ben de hiç sevmiyorum. Ya şimdi birisine canım diyeceksin. Şimdi onu kısaltmışlar. CNM yazıyorsun hani. O canım demenin hiçbir anlamı kalmıyor ki. Saygısızlık bence o karşı tarafa. Ya yani. Böyle hani Kadir Gecesi vardı mesela. Evet. İki gün önce. Sana mesaj geldi mi? Geldi. Nasıl mesaj? Kısaltılmamıştı ama gelen mesajlar. Arayıp söylese daha iyi değil mi? Tabii ki de. Toplu atıyorlar hani. Hepinize. Ben toplu atılan mesajlara genelde dönmüyorum. Özel atıldığı zaman dönüyorum. Senin ismin yazacak bir kere. Ya bana özel yazacak mesajı. Evet. Yani. Ya kısa mesajlardan ben de bir şey anlamış değilim. Hiç evet. Evet bilincim, devam edelim. Edelim. Ne çalalım? Ne çalalım? Tuğba ikinci çalalım mı? Çalalım. Çok güzel bir şarkı. Evet. Çünkü. Hadi kızım. Güzel bir şarkı. Tuğba ikinci sizlerle arkadaşlar. 0212 240 70 90 bu arada canlı yayın telefonumuz. Bizi rahatsız edebilir. Bize mesaj atabilirsiniz. Yeah. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten ya. Pelin, oradan bir şey söyledin ama. Evet, Kuzu Kuzu benim şarkım. Kuzu Kuzu. Evet. Güzel bir şarkı değil mi? Çok güzel şarkı. Benim için çok özel bir anlamı var bu şarkının. Ne geçti mesela bu şarkıyla senin aranda? Şarkıyı çok seviyorum. Kaç senesinde çıktı bu şarkı? Kaç senesinde? Hatırlıyorum, 90'larda çıktı. Kaç ama? Tam hatırlayamıyorum senesini. 99. 99 mu? Hangi ay? Yok artık. Ben hatırlıyorum çünkü bu şarkıda bir anım var benim ya. Çanakkale'de geçti hem de. Abi 99'un Ağustos ayında çıktı bu. Bu albüm ve ben o yazın çıktı, evet, ben CD'sini aldım şeyde, otobüste şeyde dinliyordum. Walkman var ya, CD'yi dinliyorum Walkman'dan. Bende de vardı. Şu an onlardan bir şey var mı? Sen hiç öyle bir şey gördün mü? MP3'ler var işte. MP3'ler falan ya. Walkman'lar çok iyiydi ya. Yani. Hepimizin vardı bir tane. Çok güzel, tozlanırdı falan. Evet. Video kullandın mı sen? Kullandık. Nasıl? Kafa temizliyor muydun? Video kafası. Yok. Ben temizlemedim. Babam temizliyordu. Yani birisi temizleyecek, bir erkek temizleyecek zaten. O videonun kapağı hiçbir zaman kapalı durmazdı. Evet. Yani vidası hiçbir zaman sıkılmazdı. Ben tam bir film takardım.
bant kafanın etrafında döner böyle. Küçük bir pürüz. Hani biz VCD falan diyoruz ya şu an. DVD. Kasetler vardı o zaman. Tabii kaset. Beta bir demem. Beta. Evet, evet. Mini kaset. Yani evet. Büyüğü değil. Küçüğü. Bulunmayan kaset. Böyle nadir. Evet. Kafaya bir sarardı. Ben onu tinerle temizlerdim. Onları bir de biz küçüktük o zamanlar. Bozardık. İçinden böyle şeyler çıkardı. Neyler? Böyle şeyler. Ne o? Onun ismi? Böyle... Hani onun dönmesini sağlayan böyle... Makara. Heh, makara, evet. Aa. Biz onunla oynardık, böyle çekerdik. Aa. Akşam da anneden fırçayı yerdik. Bütün kasetleri öyle mahvederdik. Ondan sevgili sonra baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Baba pek mesela ilgilenmezdi. Ama öyle. Onların filmini parçalıyorsun. Önemsemiyordu. Biz film kiralıyorduk bir de, biliyorsun. Evet, kiralıyorduk. Sen kiraladın mı hiç? Ben kiralamadım hiç. Ben kiralıyordum. Her hafta bir film izliyorduk ya. Ha. Çok güzel. Ben de çok izlerdim, evet. Benim videoda izlediğim filmi ben başka bir sinemada 2-3 sene sonra gösterimde gördüm. 2-3 sene sonra. Hı. Evet. Film de neydi biliyor musun? Neydi o ya? Will Smith'le bir tane Arap daha oyuncu var. İki tane kafada polisler. O filmdi. İzlemişimdir de hatırlayamam. Bir tane sarışın bir kız var ama. Böyle bir şey olabilir. Zaten onun yüzüne izledim ben o programı. Program diyorum, filmi ya. Fena. Kız yüzünden mi sadece? Ya bu erkeklerin başka bir derdi olamaz. Nedir bu erkeklerin kız sevdası? Peki sen Pelin, şimdi güzel bir kız var. Dizide. Aynı dizide oynuyorsunuz. Birbirinizi çekememezlik yapar mısın? Ya bende olmaz. Hiç olmadı. Olacağını zannetmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda olacak o. Ya benden yana olmaz. Onlardan olursa bilmiyorum. Bozmam kendimi diyorsun. Bozmam. Yani. Parayı bulunca hiçbir şekilde bozmazsın. Ya zaten hani parayı bulunca evet bozmam. Çünkü zaten ben hani ailemin durumu iyiydi. Hani ben iyi şartlarda yetiştim. Daha böyle... daha çok para geçecek. Ya tabii ki de daha çok para geçecek ama bozacağımı zannetmiyorum. Ya kişilikle alakalı bence. Ya, o, evet orası yani, doğru ama para insanı değiştiriyor gerçekten. Ya mutlaka değiştiriyordur ki değiştirmek zorunda bırakılıyor sanırım. Hani değişmek zorunda kalıyorsun. Ama çok fazla değişeceğimi düşünmüyorum. Anladım. Sen demin hocamla bir şeyler konuşuyordunuz ama. Ne konuşuyorduk? Bilmem, sizden de kaçmıyor hiç. Benden hiçbir şey kaçmaz. Magazinci adamız biz. Evet. Magazinci olduğumu bilmiyorsun sen. Sen hocam bilmiyorsun. Dikkat edelim bundan sonra konuşurken. Yani her tarafta kayıt cihazı var. Yok öyle bir şey. Şu an her hareketim kayıt altında. Her hareketin kayıt altında. Batanda sen de şey verebilirsin, ifade verebilirsin. Bu arada 55 kişi gözaltına alınmış, biliyorsun evet, değil mi? Evet biliyorum, duydum. Abi gördüm. İçiyorlar. İşte parayı bulanın sonu evet. O. Bak ne yapıyorlar? O kötü şeyleri içiyorlar. Uyuşturucuya hayır diyoruz. Herkes içiyorlar ama. Bu sektörde... Herkes içiyor, evet. Herkes içiyor. Çok kötü. Kafası mı iyi bunların hepsinin? Bilmiyorum. Ne için kullanıyorlar bunu sence? Bilmiyorum ki. Acaba artık hani doyumsuzluk mu? Böyle abi adam parayı buluyor. Tamam mı? Doyuyor demek o yani. O istemediği kızlar, hani o ulaşabildiği bütün kızlara ulaşabiliyor. Bir parmakla kız geliyor. Kız geliyor, evet. Abi erotizm yaşıyor. Her türlü duyumu sağlıyor. Evet. Ondan sonra diyor ki lan bunu, bundan sonrası ne var acaba? Diyor ki bir de şunu deneyeyim diyor. Bir bakıyorsun şey oluyor. Yani ben burada söyleyemiyorum ama G ile başlıyor, Y ile bitiyor. Ortadaki harfi de A. Ben de söylemek istemiyorum. Ya arabadan çıktı gitti ama. Ya hep öyle oluyorlar abi. Bu sektörün hep arka planında çalışanların hepsi senaristler, oyuncular, bu erkek oyuncuların hepsi şey. Hepsi değil ya öyle şimdi. Ben çoğunu gördüm abi. Genelleme yapamayız. Hepsi. Sen dövdürtecek misin? Var mı? Ne yapacaksın? Sevgilin mi var? Senin sevgilin mi var? Sevgilin mi var yoksa? Yok sevgilim. Hiç yok mu? Yok. Harbiden mi? Hiç hayatında kimse yok mu? Yok şu an kimse yok. Şu an? Evet. Başka zaman olacak yani. Bilemiyorum. Hayat gösterir diyorsun. Hayat gösterir. Bence olacak olacak. Doğru olur mutlaka. Teknisi. Mutlaka kimse kaçırmaz ya. Vallahi ya. Kısmet. Evet. Birlikteliğimiz abisin güzel bir Tarkan yorumu. Kuzu kuzu diyelim hemen ardından. Evet benim şarkım Kuzu Kuzu. Hadi bakalım. Thank you.
ne güzel bir başlangıç bu ya. Bu şarkı sence hangi, kimin şarkısı? Hangisi? Bu çalan. Ama çıkartamıyorum. Ben bunu biliyorum ama çıkaramıyorum. Kim? Bak bak. Nokia sesi var. Nokia sesi var bak. Nokia sesini duydun mu? Duydum. Nokia sesi hangi şarkının başında vardı? Hatırlamıyorum. Dur bir dakika. Hatırlayamadım. Bunun asıl versiyonu bu değil ki ya. Ben anlamadım. Bunun remix'i varmış bizde. Kendisi niye yok? Dur bakalım bu mu? Şu olabilir belki. Yok. Aynısı var bizde. Yıldız Silbe, haberin olsun. Oo. Böyle bir şarkı başlangıcı görmedim ama ben. Yoktu böyle, evet, bir şey. Evet, çok değişik. Ama Nokia sesi var. Hani tetetten ten ten tatatam. Evet dostlar, birliklerimiz devam ediyor. Radyo FD'de Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberimiz devam ediyor arkadaşlar. Karşımda Pelin Süden var, tatlı fiziğiyle, güzel oyuncu, güzel model. İlerideki hedeflerini anlattı bize. Daha da neler olduğunu, Türkiye'de peki oyunculuğun olduğunu, olup olmadığını söyleyebilir misin? Yani Türkiye'de şöyle, Türkiye'de bir kere oyunculuk eğitimi eksik. Hani çok fazla eğitimli insanlar var baktığımız zaman ama hani yurt dışındaki eğitim gibi değil burada verilen eğitim. Sadece drama hani üzerine, tiyatro üzerine, sinema eğitimi yok, kamera eğitimi kesinlikle yok burada. Hani ajanslara baktığımız zaman bir sürü eğitimli, konservatuar mezunu, hani özel eğitim almış bir sürü insan var. Ama dediğim gibi eksik ve özellikle hani korku filmi, korku oyuncusu hiç yok Türkiye'de. Yani ben o eksiği kapatacağım. Korku filmi yok. Üzerine oyuncu yok. Hayır, yok. Kesinlikle yok. Var mı? Ben de görmedim. Yani görmedim, görmedim ben de. Bir tane kadın izlemiştim ben. Neydi o filmin ismi? Hangisi? Büyü müydü? Neydi? Ya Büyü'de birkaç oyuncu vardı, evet. Birkaç oyuncu var. Ama yani hani öyle sürekli bir korkuda oynayan bir oyuncu yok. Öyle sabit. Ya zaten bir öyle bir şey, evet, olamaz. Evet, ama zaten hani yok. Abi adamlar neydi o Freddy'nin kabusları. Yani herif kaç sene oynadı, kaç ya? Kaç sene oynadı, evet. Kaç sene oynadı? Yani senelerce on, çok ne, 10-15 sene oynadı. 10-15 sene oynadı. Hep aynı adam. Evet. Ben hala çocukken de izliyordum. Millet onu. Hala, evet, korkuyor. Ben çocukken de izliyordum, hala da izliyorum. Evet. Hani illa soyunarak erotik sahnelerle bir yere gelinmiyor. Ama Türkiye'de böyle bir inanış var. Hani ben soyunursam bir yerlere geleceğim. Böyle bir şey yok. Ben kabul etmiyorum bunu. Yani bizim korku filmlerimizde illa bir bacak gösterecek. Bir, yani bir mayo gösterecek. Denize girecek. Hatta ön sevişme yapacak. Ondan sonra öldürülmesi lazım. Aslında evet. Amerikan sinemasında da var böyle. Ya Amerikan olaylar sinemasında da var. Gençlik filmlerinde var genelde. Hı-hı. Hep beraber tatile gidelim. Birbirimizi öldürelim. Yani ilk önce bir sevişelim. Evet. Ondan sonrası Allah kerim diyor. Doğru. Sonrasında hepsi ölüyorlar. Bizde de bir Konak diye bir film. Konak, öyle, evet. Öyle bir konak mıydı bilmiyorum. Bir konak konakta vardı. Geçen bir tane şey var. Evet. Büyülü bir konak yine. Evet, büyülü. Abi herkes birbirine düşman olmaya başlıyor. Televizyon birden açılıyor. Evet. O onun arkadaşını almış. O onun arkadaşını, ne olduğu belli değil. Sırlar ortaya çıkıyor. Bir herkes anda birbirine bir şeyler yapmış. Evet. Sonra en sonunda anlaşılıyor. En sonunda anlaşılıyor. Ya işte o ona tecavüz etmiş. Evet. O ondan kaçmış. O onun sevgilisi. Evet. Ondan sonra ben seni öldüreceğim diyor. Kafaya bir tane koyuyor. Şaka yaptım diyor. Lan şaka yaptım diyor falan. Ama korku efektleri çok iyi. Çok iyiydi. Evet. Allah, sizin şeyi de bekliyorum film. Nasıl bir yani, şey olacak? Yani çok iyi bir film olacak. Umarım. Hani çok güzel olacak. Çok çalıştık bu film için. 5 Ekim'de değil bakalım mi? Bakalım, evet. 5 Ekim'de. 5 Ekim'de şeyde, hı-hı, gösterimde. Çok güzel. Yani dediğim gibi soyunarak illa bir yerlere gelmeye gerek yok. Ben soyunmayı düşünmüyorum. Soyunmayacaksın. Hayır, soyunmayacağım. Hiçbir zaman. Öpüşmeyeceğim. Öpüşmeyeceksin, soyunmayacaksın. Hayır. Ve bir yerlere geleceksin. Evet, geleceğim. Sen. Evet. Eminsin. Geleceğim. Bak bu çok sözleri hatırlatacağım, evet, sana. Hatırlatırsınız. Pelin, evet, bu kaydı çıkaracağım, gözünün tamam önüne vereceğim. Bir, tamam. Ya bebekten çıkarken, tamam, ya Arnavutköy balıkçısından çıkarken, güzel olsa.
Kızım bak işte bana böyle bu sene gelmiştin. Bak böyle böyle bir şey demiştin. Ben tamam, de o zamana kadar herhalde bir magazin müdürü falan olurum. Yani. Bakalım ben ne olacağım o zamana kadar. O zamana kadar sen de yükselirsin. İnşallah. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü yapımcı sağlam. Yapımcın gerçekten sağlam, çok evet. İyi bir sağlam bir adam. Serkan Bey. Hı hı. Hocamız hani gelen güzel. İşlere de beni kendisi götürüyor. Destek de oluyor. Hani tabii sözleşme yaptık tabii öyle oynayamazsın edemezsin. Öyle şeyleri zaten yok. O yüzden güzel olacak inanıyorum. Tamam işte arkayı sağlama almışsın. Arka daha sağlam. Ne diyelim? Daha ne diyorsun evet. Ya? Arka sağlamda ya. Hocam beni çok sever. Ben de onu çok seviyorum. Ne güzel. Allah başımdan eksik. Allah bozmasın. Allah bozmasın. Evet dostlar. Evet dostlar. Biriktirimiz devam ediyor. Güzel bir çalışma gönderelim yine. Yine Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı göndereceğim. Dillere Destan diye bir şarkı biliyor musun? Biliyorum. Dillere destan, dağlara ferman. Hatırlamıyorum. Şimdi çalınca anlarsın. Bak bak sona bak. Şarkıyı biliyorum, sözlerini tam hatırlayamadım. Çok dinlediğim bir şarkı. Evet dostlar birliklerimiz devam ediyor. Radyo FDD, Kuzey Yıldızı Yusuf'la olan beraberiniz devam ediyor. Allah'ım. Evet. Değişik değişik yorumlar. Bayağı gidiyorum. Oh, unuttum. Senin sesini açtığımda benim sesime herhangi bir şey, bir acayip bir şeyler oluyor biliyor musun? Çok kötü bir şeyler oluyor. Sıkıntı mı var? Mikrofon mu? Yo mikrofonda değil de sanırım şeyden kaynaklanıyor. Mikserden. Mikser ayırmıyor çünkü. Olabilir evet. Bakıyorum şöyle. Efektler de kapalı. Bir acayip geldi yani. Kendi sesimi ben tanıyamıyorum. Ben de sesimi tanıyamıyorum. Bak senin sesini ben değiştireyim mi şimdi? Değiştir. Kendini tanıyamayacaksın ama. Konuş bakalım. Konuşuyorum. Tanıyorum şu an. Tanıyor musun? Evet. Kendi sesim. Kısık zaten biraz. Hastaydım. Boğazlarım biraz kötü. Aa bayağı değişti. Ya öyle mi? Yaptım. Evet. Ama şu an kendi sesim. Şimdi? Şimdi. Bu nedir? Bayağı bir değişmiş. Ben miydim o? Bu ben miyim? Nasıl değişmiş öyle ya? Sesin evet. Bebek gibi oldu değil mi? Evet bebek. Bebek! Oldum. Bebek oldum bir anda. Konuş bakalım. Ne konuşayım? Nasılsın? Bayramını kutlayayım şimdiden. Ramazan bayramı, harbiden Ramazan bayramı da geliyor. Ne yapacaksın bayramda? Ne yapacağım? Bursa'ya gideceğim halamlara. Bursa'ya? Evet. Aa çok güzel, evet. Bursa'da nerede halamda? Nerede? Fethiye'de. Bursa'da Fethiye'de mi? Fethiye. Öyle bir yer var mı? Var. Bursa'da? Evet. Neresinde kalıyor? Neresinde? Yani çok böyle merkez değil. Köy mü? Köy de değil. Nasıl söyleyeyim? Hani heykel taraflarını biliyor musun? Ha heykel taraflarında. Fethiye. Amcamlar heykelde. Bir mahalle mi bu Fethiye? Mahalle. Ya mahalle değil aslında. Hiç Fethiye bir yer ya. Var yani Fethiye. Allah Allah. Fethiye diye hiçbir yer duymamıştım ben. İlk defa senden duyuyorum. Olabilir. Vallahi ilk defa senden duyuyorum. Evet dostlar birliklerimiz devam ediyor. Güzel bir çalışma daha göndereyim. Bu arada yavaş yavaş sonlara geliyoruz. 18.40. Evet. Sen ufak ufak kendi işinle ilgili son şeylerini alalım senin. Yani bu oyunculukla ilgili evet. Ne söyleyeyim? Her şeyi söyledim. Ne söylemedin? Çok heyecanlıyım hala. Acaba ne söylemedin? Sen benim heyecanımı da alamadın daha. Daha alamadık mı? Hayır. Abi ya. Yine başladı. Yine başladı ya. Niye başladık hemen ya? Ya canlı yayın kolay değilmiş. Ya canlı yayın da hiçbir şey. Radyo bile olsa.
Hiçbir şey yok şimdi. Ama ben şimdi alıştım. Sen alıştın tabii, kaç sene olmuş. Ya öyle ufaktan. Sen böyle kendi evinde hani kahveni içerken arkadaşlarına sohbet ediyor gibisin. Şarkıya baksana. Yola çıkmış, Sertab'la dinledin mi bu şarkıyı hiç? Dinledim. Aa, güzel evet, söylemiş. Güzel söylemiş. Gerçekten. Evet. Sen kendi evinde evet kahve içiyorsun. Böyle kahve içerken arkadaşlarına sohbet ediyor gibi sunuyorsun sen programı. Sen benim arkadaşlarımla sohbetlerimi bir dinlesen var ya. Tahmin edebiliyorum. Vallahi var ya mahvolursun. Çok evet. Kötü, çok kötü konuşuyorum. Tahmin edebiliyorum. Çok çirkinim yani. Olamaz ya. Konuşurken mi? Yok o kadar değil ya. Olmaz. Melek diyorlar bana ya gerçekten. Doğrudur. Evet Usta birliklerimiz devam ediyor. Güzel bir Sertab bir yorum gönderelim. Ondan gönderelim. Sonra bir konu bir şeyler bulalım ya. Bulalım. Bu arada sen hiç radyo dinliyor musun? Dinliyorum. Hangi radyo? Çok fazla dinleyemiyorum ama. Sizi dinliyorum. Nerede dinliyorsun? Bizi dinliyor ya, yapma bunu ya. Yok, dinliyorum. Dinledin mi sen bizi hiç? Onun için size geldim zaten. Dinledin yani. Evet. Nerede dinledin? Her yerde. Her yerde nerede? Arabada, evde. Vay, güzel. Telefonumdan dinliyorum. Bir yere giderken mutlaka müzik dinlemem lazım yoldayken. Çok güzel. Evet, ruhumu dinlendiriyor. Bu arada isteklere bakacaktım ama istekler kapanmış. Bir saniye hemen açayım ben tekrar. Yola çıkmış, arıyorum kaybettiğim aşkımı. Sakın bana ümit verme, seveceksen başkasını. Sakın bana ümit verme. Yunus demiş ki. Ne demiş yine Yunus? İkiniz de el sallayın demiş. Ya Yunus'ta bir el takıntısı var. Aa. Evet. El sallayın diyor. Sallayalım. Yunus'cum. Sallıyoruz bak. Sana el sallıyoruz. Pelin abla ayaklarını gösterir misin demiş. Yok artık. Bir de ayak faşisti bu. Abi böyle... Ayak faşisti bak yani ayaklarını göstersin diyor. Ne renk ayakkabı giyiyorsun falan. Ona bakmak için mi acaba? Olabilir. Bu Yunus nereden alıştı biliyor musun? Cicişler burada program yapıyordu. Ayak mı gösteriyor? Mayoyla falan geliyorlardı ha. Yayına. Oradan. Ne ayağı böyle ayağı bir uzatıyorlar. Mikserin üzerinde bacaklar dolaşıyordu. Öyleydi yani program yaparken. Program. Güzel, renkli bir program olmuş. Çok renkliydi. İşte Yunus oradan alıştı. Ayak göstersene falan abla diyor sana. Yunus'cum ama yani şimdi herkes ayak gösteremez. Onlar gösterdi diye evet. Ben de göstereceğim diye bir şey yok. Bu arada ayağa bakan dost değil mi? Yani dost başa düşman ayağı. Evet düşman mısın sen ya? Ne bileyim. Sen cicişlerin düşmanı mısın yoksa? Pelin benimle evlenir misin acaba demiş. Kim demiş? Yunus demiş. Başka kim diyecek? Yunus sana kardeşimiz dedik evlenme teklifi ediyorsun. Abi sen bir kere ipin ucunu verdin. Verdim, o bitti. Yandım ben. Yunus yaktın bizi. Yaktın yandırdın beni bir kula sattın beni. Ne dedin de? Ben bunu bilmiyorum. Aa evet. Niye bilmiyorsun ya çok güzel bir şarkıdır. Allah. Hiç söylemedim. Hadi bakalım Sertab gönderelim hemen ardından yine biz buralardayız. Oldu. Yalnız bir de arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım. Evet dedi. Dövdüğüm için pişmanım. Senden bir ricam var. Bana bir haber gel. En büyük korkum benim günaha girmektir, bebel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dilan! Sen hiç olsa yok pişmanım. Geri geri gel. Yalvarıyor beni ayağa öpeyim ne olursun. Bir şey olsa sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dilay! Sensin yapamıyorum! Yapamıyorum sensin Dilay! Ne olursun gel! Ne olursun! Ne yapıyorsun gel! Pişmanım Dilay gel yapamıyorum! Gel! Pişmanım! Dilay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dilay'ı! Sevgilim aşkım! Dilay adam uyuyamıyor Dilay! Dilay eve dön! Tülay eve dön ne olur. Tülay eve dön. Eve dön ne olur ya ne olur. Adam ölüyor. Bir mesaj gelmiş sana da böyle buna benzer bir şey gelmiş. Ne demiş biliyor musun? Ne demiş?
Giray göndermiş Bursa'dan. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki şarkıyı siz seçerseniz sevinirim demiş Giray. Ve Pelin ne olur eve dön. Dön Pelin, iyi yayınlar demiş. Aynı bu şekilde bağırmış sana. Hönkürmüş yani. Giray diye birini tanıyor mu? Tanımıyorum. Demek ki bak hayran. Evet, güzel bir hayranım. Acaba kaç yaşında? Giray kaç yaşındasın annem? Güray doğum gününü kutluyoruz buradan. İyi doğum, doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karakollar beni alır, sorgular gecelerce. Hiç bekleme, belki gelmem, gelemem senelerce. Vay 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 vay. Evet dostlar, birliklerimiz devam ediyor. Çok kısa bir zamanımız kaldı. 18.49 olmuş saati. Yani 10 dakika bir süremiz kalmış. 2 şarkılık. 10 dakika mı? Yani, 2 saat mi geçti? 2 saat geçti. Nasıl ömrümüzden geçti? 2 saat daha geçti. 2 saat daha yaşlandık. Dur bakayım. Beyazlamış. Beyaz. Sende bir şey yok. Sende sakal falan yok ya. Bende var. Tepkin çok ilginçti ama. Hadi benim, hadi sakal. Aynen bakıyorum öyle saçma. Abi kameradan izleniyorsun. Biliyorum. Evet dostlar, birliklerimiz devam ediyor. Güzel bir şarkı yine gönderelim. Sen hiç, senin akraba falan yok mu ablan? Var. Kaç tane ablan var? Bir ablam var, bir kız kardeşim var. Başka? Bir tane erkek kardeşim var. Beş tane kardeşiz, evet. Beş kardeşsiniz. Nerelerde? Evli mi hepsi? Yok. Ablam evli. Dördümüz. Aynı evde yaşıyoruz annemle. Evli değiliz. Yani daha hiçbir. Bekarsınız. Bekarız hepimiz. Annem küçüğüz çok daha. Zor. Annem çok zor. Annemin işi çok zor. Allah yardımcısı olsun. Sizin işiniz de zor. Bizim de zor. Koca bulamayacaksınız. Evet. Bulamayacaksınız. Bak onu sen. Neden? Kızım yaş kemale ermiş. 26 mı dedin sen? Evde kaldım, evet. 26 mı dedin? 4 evet. Sene sonra seni kimse almaz. Almaz. Almasın, ben onları almıyorum zaten. Tamam, alma sen de onları. Evet. Şeyi gönderelim mi? Sezen Aksu'dan Namus. Dinler misin hiç? Dinlerim. Bak çok güzel bir şarkıdır. Evet. Hatta orada klibinde bir oyunculuğu var onun. Pavyon kadını şeklinde. Hı-hı. Öyle bir klibi var. İzledin mi çok klibini? İzlemedim. İzlemedin mi? Hı-hı. Hatta ben klibinden çalsam olur mu onu? Bakayım. Evet. Şöyle. Sen de izlemiş olursun. Hı-hı. Buradan da çalmış olalım. Hadi bakalım, Sezen Aksu Namus sizler için geliyor. Ve Demet bugün yayınlarına gelemediler. Sevgili Ayça Gönen, İzmir'den yazmışsın. Hemen açıklamanı yaptık, gördün mü? Hemen gönderiyorum vallahi ya. Hadi hadi yanla. Hani bazı şarkılarda dikine doğru giderler ya böyle. O bazen şey oluyor. Yok, hiç onunla oynama. Ben açmadığım için şey olmuyor. Ha, birisi arıyor. Bakalım mı? Bakalım. Korkuyorum. Bu da Yunus olabilir çünkü. Olabilir. Yunus, evlenemem seninle. Ne olur. Alo. 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 Kimle görüşürüz? O beş kardeşi dinliyor da ha. Ve Yunus bu. Abi Yunus ya bu. Yunus. Yayını o kadar iyi takip ediyor ki. Bak bizim 1,5 dakika önce konuştuğumuz mevzuyu dinliyor. Diyor ki ben diyor. Şimdi arıyor. Tam arama zamanı. Yani içine etme zamanı. Yani. Ve Yunus aradı bizi bak. Yunus muydu o? Abi başka kimse aramıyor bizi. Yunus'tan başka kimse aramıyor.
Şaka yaptım tabii ki. Bir kişi arıyor da. Yunus'tan fırsat kalmıyor. Bak telefonu açık bırakıyorum. Al. Şu an hibriti açık bıraktık. Şu an arayan da olsa ulaşamayacak. Meşgul çalıyor çünkü. Yani Yunus gibi bir virüsümüz var bizim. Yani idare ediyoruz işte yani. Bilmiyorum. Allah'ım yarabbim. Nerede kalmıştık Yunus, ya? Ne yapıyorsun sen öyle? Yani ne ayak yapıyorsun? Ayak göster bilmem evet, bir şey. Evet taktın ayaklara. Bu ne diyorlar bunu? Ayak fetişisti. Evet ayak fetişisti. Salla. Salla. Yunus salla. Evet dostlar birlikteliğimiz artık yavaş yavaş sona ersin. Ayça Gönen bize demiş ki Deniz ve Demet nerede bekliyorduk açıklama bekliyoruz demiş de ben az önce söyledim Ayça sana kendileri rahatsız almış bugün. Onların yerine biz girdik. Fena olmadı mı? Bence bak, güzel oldu. Evet Deniz gibi bir Demet'ten daha güzel bir kız var karşımda. Yok estağfurullah. Çikolata ya. Bizim bir aslı çikolatamız var bir evet, de sen varsın. Aynen aslı var. Sen onun normal halini gördün mü? Simsiyah ya kız. Evet siyah mükemmel. O benden daha siyah. Çikolata tam çikolata evet. Yani. Çok güzel bir kız sen çok de çok güzel öylesin. Teşekkür ben ederim. De. Evet dostlar yavaş yavaş vedamızı edelim. Son olarak söylemek istediğin ne var Pelin'cim? Dediğim gibi Türk sinemasına bomba gibi geliyorum. Yani bomba gibi giriş yapıyorsun. Bomba gibi giriyorum sinemaya. Korku filmiyle başlıyorsun. Korku filmiyle başlıyorum. Neydi? Ürperti. Ürperti evet. Ardından? Tamaya var. Abazalar Bodrum'da var. O çok ilginç bir evet, film. O çok güzel olacak. Abazalar Bodrum'da. Evet. Ben de oynayabilir miyim? Tabii ki de. Ben Bodrum'a yabancı değilim. Nerede tamam, çekeceksin? Gümbet'te mi? Evet. Gümbet'te. Ya da Yahşi'de. Bak orada Yahşi'de biz çekim yaptık. Tamam. Çünkü hiç kimse rahatsız etmiyor Yahşi'de. Öyle mi? Vallahi ya aa, emeklilerin güzel. Hepsi orada. Süper. Biz orada çekim yaptık. Bodrum gelin duymasın diye stara. Ha. Yani Yahşi'de çektik. Kimse rahatsız etmiyor. Aa ne güzel. Emeklilerin hepsi orada. Genç yok. Kamera meraklısı yok. Ya ben de çıkar mıyım falan filan diye yok. Olur, en azından süper. Set ekibi daha rahat. Rahat olur. Çalışırlar evet. Evet. O zaman sizi de oynatıyoruz biz. Bodrum, Abazalar neydi? Abazalar Bodrum'da. Abazalar Bodrum'da. Hı hı. Başka neyimiz var? Ya üç tane daha var hani şu an sinema filmi. Senaryoları onlar bitmiş. Onlar belli değil. Senaryolar bitmiş. Evet. Bu arada yine telefonumuz çaldı. Yunus arıyor. Korkuyorum abi. Telefonu açmaya korkuyorum ya. Alo. Evet, gördüğün gibi Yunus'la başka kimse aramıyor bizi. Yunus mu? Ya nasıl alo demesinden şeyler? Anlıyorum. Tanıyorsunuz artık. Bir dakika dur. Alo. 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 Kanka, kanka. Evet kanka, söyle bakayım ne istiyorsun sen bizden? Bye. Ya. Koptu. Koptu abi. Bizi de koparttı yani. Bizi de kopardı bak, bizi yayın falan yaptırmadı yani. Evet. Size gördüğün gibi. Yani böyle bir... Yunus'un üzerine kuruldu zaten böyle bir yayın. Çocuğumuz var. Evet, evet. Böyle bir çocuğumuz var yani. Ne güzel. Bilmiyorum. Allah bağışlasın. Yani sana vur diyorum Pelin. Sen de öldürüyorum. Öldürüyorsun ya. Ya Serkant hocam senin işin çok kolay biliyor musun? Direkt öldürecek. Direkt öldürecek. Yani sen şu herkesi saniye öldüreceğim. Şu pozu ver de şu şöyle yap de yani yan profil çekelim de bu direkt verecek yani yan profil. Pozu verecek yani. Başka bir şey çıkmadı. Evet dostlar. Son olarak onları söyledin. Evet. Son olarak böyle hayranlarına başka bir şey söylemek ister misin? Programı yani, kapatacağız. Desteklerini bekliyorum. Şimdi biz senin arkandayız merak evet. etme Radyo FD olarak FD'nin arkadaşlarımın bütün halkın desteğini bekliyorum. İnşallah çok iyi olur. Size bence, de teşekkür ediyorum. Bence çok iyi yerlere geleceksin. İnşallah. Dediğim gibi çok güzel yerlere geleceksin hı-hı. ve belki ben seni yine başka bir yerde yine denk geleceğiz ama çok yüksek hı-hı. bir yerde olacaksın sen. Belki senin ben yine hislerin çok kuvvetli.
Benim mi? Evet. Benim yıldızım barışık. Herhalde evet. Ben hep böyle olumlu bakıyorum yani. Belki de o yüzden. Her şeyden. O yüzden öyle. Sen öyle söylediysen kesin öyle olur. Olacak. İnanıyorum. Çok güzel yerlere geleceksin. İnşallah. Evet dostlar, bugün konuğum Pelin. Pelin Süder'di. Yani ezberleyemedim, program bitti. Pelin, gördüğün gibi böyle bir adamla programa çıkıyorsun. Evet. Soy ismini hatırlamıyorum. Özendi diyeceğim, biliyor musun? Hep Özendi diyeceğim. Böyle bir arkadaşım var benim. Özendi, ha arkadaşım. Sanatçı hem de. Yani. Anladım. Evet, Pelin Süder'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Programımıza geldiği için. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ama çok çok iyi bakın. Sağlığınıza da dikkat edin. Yarın herhangi bir şey olmazsa, sağlıktan yana herhangi bir şeyimiz olmazsa yine buralardayız. Sabah 10-12 arası ben yine buralarda olacağım. Benden sonra sevgili Gül var. Gül'ün büyüsü programıyla, o güzel şiir programıyla Gül'e sizi emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Bayramın. Aa, bir saniye. Ne dedin? Bayram. Ha bayram, evet, evet bayram, bir bayram mesajı alalım. Evet, herkesin bayramını kutluyorum buradan. Beni sevenlerin ve sevdiğim herkesin, ailemin. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Evet dostlar, Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.